Merhaba canlar, ben Cem Kervan. Nasılsınız? Nasıl geçti hafta? İnşallah sevgi, sevinç, barış içinde geçmiştir. Bu hafta Dirilen Kız adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Konu hem dirilen kız hem iyileşen bir kadın. Şöyle bir yönetici, bir amir İsa Ruhullah geliyor ve diyor ki benim kızım az önce öldü evde ama sen eve gelip ona dokunursan hayata döner. Demek bir imanı var, iman ediyor. İsa Ruhullah ve talipleri evine gidiyorlar. Eve giderken bir kadın, hasta bir kadın İsa'nın eteğine dokunuyor. Çünkü 12 yıl bir kanaması var. İyileşmiyor bir türlü. İman ediyor, diyor ki eğer eteğine dokunsam iyileşeceğim. Bu kanamadan kurtulacağım, şifa alacağım diye iman ediyor, dokunuyor. Şimdi İsa Ruhullah bir şey hissediyor. Dokunur dokunmaz içinden bir güç çıktığını fark ediyor. Dönüyor, kim bana dokundu diye soruyor. Kadın da artık saklanamayacağını anlıyor ve işte utana sıkıla ben dokundum efendim. Çünkü eğer eteğine bir dokunsam iyileşeceğimi inandım diyor. İsa Ruhullah diyor ki tamam kızım diyor. İmanın seni kurtardı diyor. Artık şifa al diyor. Ve o an kanamasından kurtuluyor. İyileşiyor, şifa alıyor. Tamam, İsa ve talipleri yola devam ediyorlar. O yöneticinin evine geliyorlar. Orada bir kalabalık var. Çünkü kızın öldü diye haber yayılmıştı zaten. İşte matem sesleri, ağlama sesleri, yas tutuluyor. O dönem işte Mersi'ye ağıt yakmak için kaval, ney çalınıyordu. İşte o sesler. Ve İsa diyor ki o kız aslında ölmedi diyor. Sadece uyuyor diyor. Bu sefer kalabalık gülüyor. Diyor ki o öldü, kesin öldü. İsa diyor ki ev boşalsın. Herkes çıkıyor evden. İsa kızın odasına giriyor ve ona dokunuyor ve kız birdenbire hayata dönüyor, canlanıyor. Ve tabii o olay olunca, öyle bir olay olunca haber her tarafa yayıldı. Ve bunu değiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum izninizle. Bir yönetici şöyle der, kızım öldü medet İsa, gelirsen hayata döner, hayat veren Mesih İsa, gelirsen hayata döner, hayat veren Mesih İsa. Giderken bir kadın geldi, elbisesine dokundu, kanamasından kurtuldu, şifa veren Mesih İsa, kanamasından kurtuldu, şifa veren Mesih İsa. Varınca kızın evine, İsa odasına girdi, elini tuttu diriltti, canlandıran Mesih İsa, elini tuttu diriltti, canlandıran Mesih İsa. Kervanın
canlar hastayız, günahtır hastalığımız. Ölüyüz, dirilmeliyiz, dirilten var Mesih'sa. Ölüyüz, dirilmeliyiz, dirilten var Mesih'sa. Evet, bizim de bir hastalığımız var, o da günah. Ama ondan da kurtuluruz. Ondan da şifa alırız. Ve aslında ruhsal anlamda, manevi anlamda ölüyüz. Ama İsa ne yapar? Bizi diriltir. Yeniden hayat verir bize. Canlanırız. Hayata döneriz. Her neyse, eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum da yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgide kalın, barışta kalın, sevinçte kalın, esen kalın.